Kaan Dursun YouTube kanalından herkese sevgiler. En son Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubu kura çekimlerinde sizlerle birlikteydik. Ne demiştim? Bu ara transferde hareketli günler yaşanıyor. O yüzden günde iki videoda çekebiliriz demiştim. Şimdi bir takım iddialar var. Mesela Paul Pogba. Onun dışında Emre Kaplan duyurdu en son. Højbjerg ismi var. Hepsini konuşacağız ama onun öncesinde bugün neyin son günü? Icardi imzalı Party Maskon tişörtü çekilişimizin son günü. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuza dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Ek olarak bir de neyin son günü? Avrupa'da transfer perdesi bugün kapanıyor. Avrupa ekipleri artık oyuncu satabilecek. Ancak oyuncu alamayacak. Yani Galatasaray'ın transferdeki rakiplerinden Avrupa ekipleri ortadan kalkacak. Ama tabii ki de gene bir Suudi Arabistan durumu var. Bir Katar durumu var ortada. Verratti için bunu söylüyorum mesela. Ancak şunu söyleyebiliriz ki orta sahayla alakalı ben çok iyi bir ismin geleceğine eminim. Oldu ki şu anda ilk sıralardaki isimlerde bir problem yaşandı. Tekrar söylüyorum. Ndombele hala beklemekten sıkılmazsa şu an çünkü Galatasaray'ı bekliyor. Ndombele Galatasaray'da hazır kıta. Ama şöyle bir konuşalım önce. Kura konusunu tekrardan bir üstünden geçelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih ile birlikte A grubuna düştü. Bana kalırsa eğer Galatasaray şu oyununu toparlarsa ki ben yeni transferlerle ve yapılan transferlerin kadroya oturması ile birlikte bu oyunun toparlanacağını düşünüyorum. Galatasaray oyununu oturtursa Kopenhag'ı her türlü içeride dışarıda yener. Bu benim görüşüm. Üçüncülüğü garantileyecek bir şekilde bence bir grup oluşabilir. Kopenhag'a geçersiniz. Manchester United'ı içeride yenersiniz. Ki Manchester United'da da bu ara çok iddia var. Mesela oyuncuların hocaya karşı bir karşı görüşte oldukları ve hocayı tabiri caizse yemeye çalıştıklarına dair bir iddialar var. Manchester United'da durumlarda pek öyle şey değil. İyi gitmiyor yani. Okey, iyi sonuçlar alınabilir ancak içeride bir karışıklık var Manchester United'da. Ronaldo onu out tuttu herhalde. Altay Bayındır'ı transfer ettiler biliyorsunuz. Yani Galatasaray'ın rakibinde tanıdık bir sima olacak Altay Bayındır. Manchester United'ı yenerseniz ki bu arada şunu da söyleyeyim. Yani eğer oyundan ödün verirseniz ve işi ciddiye almazsanız Kopenhag'a karşı puan kaybı yaşanılabilir. O yüzden şunu söylüyorum. Galatasaray ciddi bir şekilde bu planlamayı yapar ve kadroyu oturtursa Kopenhag'ı içeride dışarıda yener. Manchester United'ı içeride yenmeniz gerekiyor. O zaman bekleyeceksiniz ki Kopenhag Manchester United'dan puan alsın. O şekilde çıkarsınız gruptan. Ama benim görüşüm güncel grupta 3. olup Avrupa Ligi'nde böyle final vesaire gerçekten bence çok süper olabilir. Ama biliyorsunuz Galatasaray'ın bir Avrupa Ligi yani UEFA Kupası var. Ancak Şampiyonlar Ligi yok. Süper Kupası da var. Galatasaray'ın hedefi o yüzden hep Şampiyonlar Ligi. Fakat şöyle şapkayı önümüze koyduğumuz zaman Şampiyonlar Ligi'ndeki ekipler ve zorluklardan dolayı hani benim gönlüm Avrupa Ligi'ne gidip şöyle bir final, minimum böyle final yapmak falan daha mantıklı olur. Sizler de görüşünüzü yazın. Gönlünüzden geçen ne ve mantıksal baktığınızda Galatasaray bu grubu kaçıncı sırada tamamlar? Sizce Galatasaray böyle Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final falan mı kovalamalı? Yoksa tekrardan bir UEFA Kupası şampiyonluğu mu kovalamalı? Sizler de yorumlara görüşünüzü yazın diyeyim ve transfer konusuna geçelim. Bugün Paul Pogba ismi gündeme geldi. Yani Paul Pogba'yı normalde tartışmaya kapatırım ben. Yani Paul Pogba en son işte Fransa'nın Dünya Kupası'nı aldığı döneme falan döndüğümüz zaman milli takımdaki performansıyla kimsenin hayır diyeceği bir oyuncu değil. Ancak Pogba şu anda o Pogba değil. Yani sürekli sakatlık geçiren bir oyuncu, ameliyat geçirdi, uzun sürede oynamadı, ardından döndü gene sakatlandı, yazın gene sakatlandı. Yani arka arkaya sakatlıklar yaşadı ve şu anda Galatasaray'da Micho gitti, Berkan gitti. Tamam bunlar yedek oyunculardı ama sizin az oyuncu bakmanız şeklinde ve planlamanızda milli takım arasından sonra kadroyu oturtmanız bekleniyor. Bu planlamada Paul Pogba'yı getirdiniz, Paul Pogba sakat çıktı ya da sakatlandı. Çok büyük sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden Galatasaray'ın şu anda en hazır ve en ideal ismi alması gerekiyor. Paul Pogba şu anda bana göre yani Juventus'ta 8 milyon euro net üstüne 2.5 yani 2.560 falan bonusu var. Bu parayı hak edecek bir top oynamıyor. Zaten top oynayamıyor Paul Pogba.
Paul Pogba iddiaları var ama Galatasaray'ın bu konuda ciddi olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın gündeminde olduğunu da düşünmüyorum ben. Bu konuda herhangi bir bilgi de almadım. Paul Pogba ile alakalı değil Galatasaray'dan bir bilgi. Avrupa'da bile buna dair bir bilgi yok. Yani herhangi bununla alakalı bir iddia da yok. Paul Pogba sosyal medyada bence türemiş bir iddia. Benim Galatasaray'ın Paul Pogba ile ilgili olduğuna dair herhangi bir olumlu düşüncem yok. Onu da söyleyeyim. Yani sizler de bu arada Paul Pogba ile alakalı düşüncelerinizi yazın. Diğer isimlere geçelim. Mesela geçtiğimiz dakikalarda, geçtiğimiz saatlerde diyeyim, Emre Kaplan Højbjerg ismini yazdı. Fulham'ın 25 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklifi var Tottenham'a. Oyuncunun Tottenham'dan ayrılma gibi bir düşüncesi var. Atletico Madrid'in oyuncu için kiralama şeklinde bir düşüncesi var. Bugün diyorum yani 1 Eylül transfer kapanacak Avrupa'da. Avrupa'da transfer perdesi kapandıktan sonra Højbjerg, Fulham ya da Atletico Madrid'e gitmezse, Sofyan Amrabat, Manchester United ya da Napoli ile bir anlaşma sağlayamazsa, ki Sofyan Amrabat için kritik tarihin 1 Eylül olduğunu yaklaşık bir haftadır söylüyoruz bu kanaldan. Hatta daha uzun bile olabilir. Verratti ile alakalı El Arabi'nin teklifi, bunu söylemiştik, gene haberler çıkmaya başladı. Paris Saint Germain tarafından kabul edildi. Ancak oyuncu hala Avrupa'dan bir ümit bekliyor. Eğer oldu ki bugün Verratti ile alakalı da bir şey olmadı. Verratti, Amrabat Galatasaray'ın ilk sırasındaki isimler. Højbjerg de bu arada hani Atletico Madrid veya Fulham'a gitmezse gene alınabilecek oyuncular arasında. Çünkü oyuncu kulübünden ayrılmak istiyor. Şu Arabistan belası olmasa transferde daha rahat davranılacak. Ancak dediğim gibi yani oyuncular için normalde Türkiye devam ediyordu transferini. Avrupa'da perde kapanıyordu. Türkiye'deki takımlar devam ediyordu ve çok güzel fırsat transferleri yakalıyordu. Yani şimdi Arabistan belası çıktı. Adamlar, örnek veriyorum, senin yakalayacağın zamanda sen 5 veriyorsun, adamlar 25 veriyor. O yüzden net bir şey de söyleyemiyorum. Transferde bugün kritik gün. Bakalım Amrabat, Verratti ya da Højbjerg isimleriyle alakalı herhangi bir gelişme yaşanacak mı? Tekrar söylüyorum, Ndombele şu anda Galatasaray için hazır kıta. Oyuncu Cenova'yı bekletiyordu. Cenova Berkan Kutlu'yu transfer etti. Bu arada Berkan Kutlu transferiyle alakalı da şunu söyleyeyim. Yani eleştirme oldu mu da eleştirimizi yapmamız gerekiyor. 250 bin euro kiralama, yani opsiyon olmadan bir de 5 milyon euro adamların keyfi, alırsa alırlar şeklinde bir hani transfer anlaşması var. Açıkçası benim açımdan pek mantıklı bulmadım ben bunu. Oyuncuyu gönderdiğiniz zaman zorunlu satın alma olabilirdi. Mesela Yunus Akgün'de de gönderdiğiniz zaman bir performansa dayalı sistem var. Zaniolo'yu da gönderdiğiniz zaman bir performansa dayalı sistem var. O yüzden bunlarla alakalı eleştiriler bence olması normal. Yani ben de eleştiren insanlar arasında yer alıyorum bu arada. Hani onu da söyleyeyim. Berkan Kutlu'ya yeni kariyerinde başarılar dileyelim. Belki de sezon sonu kafasını toparlamış bir şekilde geri dönebilir. Yani bu anlaşmanın tek tutulabilir tarafı olarak bunu görüyorum ama Berkan geri dönmek ister mi? Berkan çünkü bana göre yani eleştirilebilir, ancak Berkan iyi bir yerli alternatifti aldığı paraya göre, ücretine göre. Kadroda tutulması gereken bir isimdi. Geçen yayında ne dedim? Yani yerine ya Salih Özcan alacaksınız ya Okan Yokuşlu'yu alacaksınız. Anca yerli sistemde onları alacaksınız ama gene daha fazla maliyetli. Berkan Kutlu transferiyle alakalı tekrar detayı geçeyim. 250 bin euro kiralama bedeli, 5 milyon euro zorunlu olmayan satın alma opsiyonu. Berkan Kutlu'ya yeni kariyerinde tekrardan başarılar dileyelim. Orta sahayı tekrardan özet geçiyorum. Verratti için bugün kritik gün. Amrabat için bugün kritik gün. Amrabat'la alakalı da şunu da söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde hem Manchester United'ın hem de Galatasaray'ın hani böyle 1-2 milyon euroluk kiralama teklifleri reddedildi. Galatasaray o yüzden yeni teklif hazırlıyor. Mesela Burancan Terzi direkt olarak satın almak istediğini söyledi Amrabat'ı. Amrabat için eğer diyelim ki 20 milyon euroya satmak istediler, okeyim ben bu arada. Nottingham Forest'ın da 20-25 milyon euroluk bir teklifi var. Fakat Nottingham Forest'ı mı seçersin sen oyuncu olsan? Şampiyonlar Ligi'nde olan Galatasaray'ı mı seçersin? Bu oyuncuların en büyük özelliği burada. Takımdan ayrılmak istemeleri ya da kadro dışı kalmaları. Bakınız Verratti kadro dışı. Amrabat ayrılmak istiyor. Højbjerg ayrılmak istiyor. Pogba'yı ben şu an gündeme bile hani tekrardan sokmak istemiyorum. Bu oyuncularla alakalı bugün öğlen veya akşam yeni gelişmeler olması halinde ben direkt olarak yeni bir videoyla
sizlere gelişmeleri anbeyan aktaracağım. Yani kanala abone olmayı unutmayın gelişmeleri kaçırmamak için. Nicolas Dominguez'le alakalı en son söylemiştik. Nottingham Forest'la bir sözlü anlaşması var. İmzaya her an gidebilir iş. Gravenberg için de biliyorsunuz ne demiştik? Bayern Münih kesinlikle satmak istemiyor. Manchester United ve Liverpool'un satın alma şeklindeki teklifleri reddedildi. Ama bu hayatta asla asla demeyeceksin. Bayern Münih de hep asla satmam diyordu. Şu anda yaklaşık 40 milyon euro bedelle Gravenberg Liverpool'a gidiyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bugün Avrupa'da transfer perdesi kapanıyor. Sadece oyuncu satabilecekler ve Icardi imzalı Parti Moscow'un tişört çekilişi için de son gün. Abone oluyorsunuz, abone olduğunuza dair bir yorum bırakıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.